Herkese merhaba, ben Tavşanlı Hoca. Bugünkü konumuz birim kesir. Birim kesrin müzikle ne alakası var diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama aslında burada da göreceğiniz gibi matematik her yerde. Müziğin de matematikle ilişkili olduğunu biliyor muydunuz? Nasıl olduğunu size göstereyim. Notaların gördüğünüz gibi süreleri var ve bunları kesirlerle ifade ediyoruz. Örneğin birlik nota süre olarak 1. İkilik nota 1 bölü 2, dörtlük nota 1 bölü 4, sekizlik nota 1 bölü 8, 16'lık nota ise 1 bölü 16 şeklinde gösteriliyor. Birim kesir bir bütünün eş parçalarından her birini belirten kesre denir. Birim kesirlerin payı 1'dir. Yani demin gördüğünüz notaların her birinin süresi birim kesirdir. Pay da büyüdükçe birim kesir bir bütünün daha az miktarını temsil eder. Gördüğünüz gibi buradaki 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8 ve 1 bölü 16 kesri birim kesirdir. Şimdi gelin hep birlikte bu birim kesirleri sıralayalım. Payda büyüdükçe birim kesir bir bütünün daha az miktarını temsil eder. Bu yüzden en büyük 1, sonra 1 bölü 2 büyüktür, 1 bölü 4 büyüktür, 1 bölü 8 büyüktür, 1 bölü 16 şeklinde sıralarız. Birim kesirler 1'den küçük olduğu için sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında yer alır. Şimdi sıra sizde. Herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Sorular ekrana geldiğinde videoyu durdurup soruları çözmeye çalışın ve sonrasında cevaplarını kontrol edin. Bakalım konuyu anlamış mısınız? Birim kesir anahtar bilgiler videomuzun sonuna geldik. Anahtar bilgiler videosundan sonra soru çözmeyi ve tekrar yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir soru olduğunda yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.